Herkese merhaba. Benim bir derdim var. Derdimi paylaşmaya geldim biraz bugün sizinle. İlk slide alabilir miyim? Derdim rızası ve akıl kelimeleriyle ilgili. Bu derdi nasıl edindim? Önce onun kökenine ineyim. Aslında etrafımıza baktığımızda hepimizin böyle bir daha yani meslek icabı ya da bu bakışta olan herkesin biraz böyle bir derdi var ama ben bir doktora tezi yaptım 90'lı yıllarda akıllı enerji etkin binalarda tasarım parametrelerinin belirlenmesiydi benim doktora tezim. Fazla ileri görüşlü bir tez olmuş. Çünkü akıl hem sosyal alanın hem fen bilimleri alanının akademide ilgi alanına giriyor. Enerji sektörde hem ekonominin hem sürdürülebilir çevre kavramlarının içine giriyor. Şu anda mimarlığı bitiren oğlum var, master'ını yapacak. Sürdürülebilirlik, çevre, akıl, ara kestiğinde yapayım mı diye benimle bayağı bir eğleniyor. Çünkü hala aynı şeyleri konuşuyoruz 90'lı yıllardan beri. Ve sıkıntım bitmiyor, üstüne ekleniyor. Birinci derdim buydu. Derdim burada önce en çok akıl ve rezidansla ilgili takıntım var mimarlıkta. İkincisi, gazetecilik yaptığım yıllar içinde, gazete kapanına kadar İstanbul'da aşağı yukarı markalı bütün projeleri gezmiş, bütün müteahhit firmalarda da röportaj yapmışlığım var. Hasbel kadar böyle bir şans elime geçti. Bir akademik bakış açısıyla baktığınızda bunların bana böyle analitik bilgi olarak yeniden döneceğini o zamanlar aslında hissediyordum, kokluyordum. O da gündeme geldi. Şimdi dertler buradan çıkıyor, bu iki kelimeyle ilgili dertler. Biraz önce aslında çok da güzel arka arkaya denk geldi konuşmalar. İnsandaki aklı bir binaya tanımladığınız zaman neyle tanımlayacaksınız? Yani bunu bir sisteme rücu etmek yetiyor mu? Akıllı beyaz eşyalarınız, akıllı lambalarınız, çiller gruplarınız, akıllı fırınlarınız vesaire vesaire. Bunları söylediğinizde o bina akıllı oluyor mu? Şimdi iki kavram dedik, residence ve akıl. Residence'ı çok kısaca geçeyim. Doğru da telaffuz etmiyorumdur. Çünkü Fransızca kökenli bir kelime. Ama R takısı başındaki bildiğiniz İngilizce'deki tekrardan gelen R takısı, kökü de fiil köküne baktığınızda da oturmak. Yani ikamet oturmak, residence oturmak yani. Squat da oturmak, squatter da zaten gece konduya tekabül eder, o da oturmak. Şimdi neye, yani alttan da baksanız, üstten de baksanız rezidansa oturulacak bir yerden bahsediyoruz diğer fiil kökenlerinden geldiği gibi. Uzun anlatmalar gerekiyordu, hani mimarlık camiası çevresinde anlatırsam ima ile geçebileceğim sadece. Akla gelirsek eğer, bir binanın akıllı olduğunu, gidiyorsunuz şu anda bütün gazetelerde, ya da şimdi değil de birkaç ay öncesine kadar, ya da ev almak istiyorsunuz. Hepsi akıllı satılanların ve hepsi rezidans. Şimdi, kim veriyor bu sıfatı o binaya? Bu sorunun cevabı yok mesela sektörde. Yani bunun cevabı ben bir akıllı bina yaptım diyen mimar mı? Hani mimar mı bu sorunun cevabını verecek? Maalesef veremiyor çünkü modernitenin getirdiği bir şey var. Korkunç bir ayrıştırma getirdiği için disiplinlere bir bina elma gibi, elmayı buradan verdim ve üretim sürecinden çıkıp elma püresi oldu gibi bir şey değil maalesef. Bir bina oldukça fazla disiplin bir araya gelerek ortaya çıktığı için makine mühendisi, elektrik mühendisi, yazılım. Şimdi hangi ülkede baksanız o binanın aklını o binaya sıfat olarak verecek branş değişiyor. Modernitenin böyle bir tarafı var. Çok parçalıyor. Çok parçaladığı için de bir sorun çıktığı zaman sorumlusu kim dediğinizde o sorumlusu hep olmuyor. Çünkü parçalana parçalana ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Hukukta da ya da kurumsal yapılar da böyle. Ben sizi uyardımcılar sistemi. Yani herkes birbirini uyarıyor ama bir sorun olduğu zaman sorumluluğu yüklenen kimse kalmıyor. Top ortada, bazen pası atacak adam olmuyor. Şimdi aynen bu mevzu da böyle. Piyasada, televizyonda seyredip de bir şey almaya kalktığınızda herkes bir şey söylüyor. Bunu kim bunu söyledi dediğinizde sorumluluğu alan kimse yok. Peki akıllı kelime olarak akıl üzerine biraz daha duracak olursak, daha önceki konuşmalarda da çok geçti. Üniversitemizin de zaten çok büyük bir şans ki tasavvuf enstitüsünde bunlar da çok tartışılıyor. Akıl, akala kökünden Arapça bir kelime olup aslında hani sözlük anlamını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz ama orada önemli bir şey var. Temyiz kelimesi geçer, idrak geçer sözlük anlamında da modern sözlüklerde de. Arapça köküne baktığınızda yalnız enteresan başka anlamlarıyla karşılaşırsınız. Devenin ayağını iple bağlamak geçer. Yani bir bağlamak fiili. İp fiil kelimesi geçer. Artı bir tık daha dil biliminde inerseniz eğer hırs kelimesiyle ortaklığı vardır. Devenin ağzındaki tükürüğün
yaptığı yer ona da hırs denir falan falan. Şimdi bu bilgi burada. Çık dışarı İstanbul'a bir bak. Yani akıl dediğiniz zaman akıllı ve rezidanslarda oturduğumuz kent burası. Hepsinin öyle olduğu iddia edildiği kent. Yani aslında akıl ya da bu tarz kelimeler suretler, siretleri çekiyor, manaları çekiyor. Yani eğer çok kullanırsanız kendi manalarıyla aslında ortaya çıkıyorlar. Kendi maalesef olumsuz manalarıyla da diyeyim. Buradan yola çıkarak şöyle bir gidersek eğer bizim anladığımız akıl aslında neydi ve hani biz nasıl bu hale geliyoruz? Bizim anladığımız akıl, yani bilimsel anlamda bir akıldan, bir binada akıldan bahsediyorsak, konfor ve enerjiden bahsediyoruz demektir. Konforu yüksek olursa akıldan bahsedersiniz, enerji korunumu çok iyi olursa akıldan bahsedersiniz. Bunlar da tasarım, işletim, bakım, onarım, yıkım, binayı yok ettiniz, parçaladınız, böldünüz, buna rağmen hiçbir şekilde ne çevreye zararı var vesaire vesaire. Bunu yaparken ve insana hizmet ederken de maliyeti etkindir. Enerjisi minimumdur, kazancı maksimumdur. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz akıllı bina dediğimiz zaman. Ve şu parametrelerden, sağlık, güvenlik, konfor parametrelerinden vazgeçemezsiniz. Bugüne cevap verir, ayrıca muhakkak yarını organize edebilir. Şimdi, bu dünyada nasıl gelişmiş? Dünyada doğusuyla, batısıyla biraz farklı gelişiyor. Biraz önce söylediğim gibi Amerika ve batı kökenler konfor kökenli gelişiyor. Akıllı konfor üzerinden getiriyorlar. Biliyorsunuz Amerika'nın enerji ihtiyacı yok. Daha çok iç mekanda daha böyle hani yazılımsal olaylar falan filan. Ama hani İngiltere'de Lloyd's of London binasına baktığınız zaman orada high-tech'le geliyor. İşte akıllı dediğiniz şey ön üretimlidir bilmem ne bilmem ne. Dünyanın doğusuna gittiğinizde doğu her zaman survivor. Ayakta kalmak zorunda iklim koşulları vesaire nedeniyle de dünyanın doğusunda daha çok biyoklimatik mimarlık, yeşil, ayakta kalan kabuk tasarımlarının değişimi falan diye geliyor. Peki bizde nasıl geliyor? Bizde de maalesef biraz böyle geliyor. Şimdi bu salonda olup da evinde üçlü priz kullanmayan var mı? Yani bir çocuk odasında, ya gerçekten hani şu tekrar ikinci slayta döneceğim, gazete slaytına döneceğim. Hakikaten milyon dolarlık evler satılıyor İstanbul'da. Çok büyük bir, Türkiye'nin en büyük ekonomisinden bahsediyoruz ya. Hani en büyük ekonomisi inşaat. Ve burada o milyon dolarlık hani Boğaz'a bakan, bu böyle bir proje karartmaya çalıştım nitekim. Adalar manzaralı, işte havaalanına 3 dakika hepsi biliyorsunuz. Hepsi kent merkezi, hepsi akıllı. Ve yatak odasında 2 priz var. Bir çocuk odasındaki prize ihtiyaç duyduğunuz priz sayısı şu anda 7 ile 8 arasında değişiyor. Koridoru geçtim. Koridorları zaten konmuyor da. Koridora priz koymazsanız, şu anda iş sağlığı güvenliğinde eğitim veriyorum, o evde eninde sonunda prizlerin bir tanesinden bir şey çıkacak demektir. Çünkü birisi çekiştire çekiştire mutfağa taktığı prizle elektrik süpürgesi yapıyor demektir. Şimdi biz akıllı evi tasarlarken bugünün konfor koşullarına cevap verecek, bugünün şeyini gerçekleştirecek, bir de yarına bakacak diyorduk. Milyon doları da veriyorsunuz, ev sahibi de oluyorsunuz. Hakikaten hani insanı da akıllı yerine koymuyorlar da evler de akıllı değil. Burada en masum olan aslında televizyon karşısında ya da ekran karşısında ya da elinde gazetesi olan okuyucu ya da halk. Çünkü eğer size diyafon, akıllı ev, hadi biz de gidip birer akıllı ev alalım diye pazarlanıyorsa bir kere bunun önüne geçirebilecek bir mekanizma gerekiyor. Kaldı ki az önce çok üzerinde duruldu. Yapay zeka ile ilgili konularda akıl kısmı çözülmüş de duygusal kısmın aktarılması falan konuşuluyor. Şimdi bizim bir binadan beklentimiz aynı insan gibi kendi melekelerimizle ilgili şeyleri nasıl kullanıyorsak çok iyi görüyoruz diye çok akıllı sayılmayız. Çok iyi duyuyoruz diye de çok akıllı sayılmayız. Bir binanın çok iyi çilder grubu var diye o bina akıllı sayılmaz. Tüm melekelerine de iyi bir optimizasyon gerekir ve bence geleceğin en önemli konularından bir tanesi tasarım ve optimizasyon meseleleridir. Çünkü bazı şeylerden fedakarlık etmeden bazı şeyleri halledemeyecek bir evrenin içine gidiyoruz. Şimdi 1980'lerden bu tarafa gelen bir slide'dı o. 80'lerde Lloyd's of London, 86'lar, 90'lar falan öyleydi. 2000'ler ve ötesi için binalardaki durumumuz şu. Yine sizler de piyasada çok karşılaşıyorsunuzdur, kulağınıza geliyordur medyadan. Yeşil binalar,
aman diyeyim çatısı yeşil olan ya da böceğe çiçeği olan binadan bahsetmiyoruz. Sıfır enerjili binalar ve yüksek performanslı binalar. Bunların kendi içindeki çok detaylı alt özellikleri var akıllı sayılabilmeleri ama çok kısaca yeşil binadan duyduğunuz zaman bir ekoloji kavramı vardır. Bir geri dönüşüm, recycle, reuse, reduce, yeniden kullan, az tüket vesaire. Çok derviş binalardır aslında yeşil binalar. Enerji maliyetine sıfır binalar, bunun üzerinde çok çalışılıyor şu anda dünyada. Karbon sıfır, birinci enerjinin maliyeti sıfır, kendi tükettiği enerji sıfır binalar. Yüksek performanslı binalarsa bu parametrelerde çalışır. Aslında şu andaki bütün sorunlarımıza cevap veren, hem güvenli olsun, hem konforlu olsun, hem çevreye duyarlı olsun, kullanıcı sağlığı olsun vesaire vesaire. O zaman en son slide'dan yola çıkarak bu üç tane yapı grubunun, üç farklı gruptur bunlar, hepsinin onaylanması, STK'sı vesairesi ayrıdır. Ortak özelliği, akıl buradaki ilişkileri optimizasyonunda yatar bir binada. O da genel olarak karşılaşacağınız zaman öyle bir akıllı binada bütünleşik tasarım kriterleri vardır. Enerji performansının optimizasyonu vardır, muhakkak su tasarrufu vardır. Muhakkak iç ortam hava kalitesinden bahsediliyordur ve çevreye zararlı olmayan en az zarar verecek malzemelerden üretim vardır ki içindeki insanlar da zaten sağlıklı yaşasın. Yani bizim cidden akıllı bir binadan bahsediyorsak, cidden akıllı bir bina İnsanı korur, dolayısıyla alt parametrelerinde çevreyi korur, evreni korur, alemi korur, zamanı korur. Dolayısıyla size çok zaman kazandırarak daha performanslı yüksek işler yapmanıza neden olur. Parayı korur, dolayısıyla dışarı ısıtacağınız değil, ülke ekonomisine katkı sağlarsınız. Bir optimizasyon problemidir. Bir tane noktaya ya da evimde oturdum, yemek siparişi verdim zilden akıllı binada oturuyorum'a kesinlikle indirgenemez. Geldik tekrar İstanbul'a. Hemen kentsel ölçüye bir derdim varla başladım. Kentsel ölçüye bağlayarak sonuçlandırmak istiyorum. Tamamı residence ve akıllı olsa da üç tane çok böyle hani içimi acıtan soruyla bitireceğim. Birincisi, İstanbul nüfusunun bir önceki TÜİK verilerine göre %33 küsürlük bir kısmı 30-35 yaş arasındaki insanlar oluşturuyor. Bunu ikinci takip eden en yüksek yüzdelik de %28-27 gibi bir oran, o da 0-4 yaşa oturuyor. Çok kabaca şöyle bir hayal geliyor bu çerçeveden, bu bilgiden. Evli, genç, İstanbul'a gelmiş, para kazanacak, bir çocuğu var gibi bir profil yoğunluğundan bahsediyoruz. Eğer bunu bu şekilde okursak bu veriyi. Peki İstanbul'daki bu çok residence, akıllı binalar, çünkü her türlü yüksek yapıya size Zeytinburnu, şimdi ilçe vesaire de vermek istemiyorum ama her yerde bu insanlar bir takım kiralık evlerde vesaire oturuyorlar. Çok vurucu bir depremde bizim oran olarak beklediğimiz aslında ölüm, kayıp, yaralanma oran olarak beklediğimiz oranlar burası. Ve bu bir şekilde genç nüfusun, üretken nüfusun çok ciddi zedelenmesi demek. Bu birinci konu. İkinci konu, eğer biz hazır değilsek, eğer sıfır, kaç tane yeni doğan ünitesi var İstanbul'da? Ben sağlıkçı değilim, üniversitemiz sağlıkçı gayet iyi biliyorlardır. Yeni doğan üniteleri öyle çok kolay bir şey değil, her hastanenin içinde olacak. Dolayısıyla nüfusun oranları ve bulunduğu yerlerle hastane ağıyla ilgili çalışmalar ne durumda? Bunlar nerelerde? Akıl bunun neresinde? Falan. İkincisi, depremi de aslında çok beklemeye gerek yok. Zaten şu anda maalesef bu tarz bir yapılaşma, aklı buralarda aradığımız için nedeniyle zaten acil durum ve afet yönetimi şeklinde yaşamak durumundayız. Çünkü yükselmenin sınırı yok. Bir kilometre bina biliyorsunuz yapıldı, daha da ötesi yapılır. Şu anda zaten 2015'ti Mars'ta yerleşim yarışması açıldığında. İkinciliğe de bir Türk mimar oturdu vesaire vesaire. Yani yükselebiliyoruz çok şükür. Ama altyapı aynen yükselebildiğiniz gibi aynı oranda derinleşerek inmiyor. Künkün çapı belli. Buradan ne kadar su gideceği de belli. Dolayısıyla aslında yine meteorolojik verilere bakın, olağanüstü yağmurlar da yağmıyor. Fakat yağan yağmur herhangi bir yerde toplanıp ya geri dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü üst yapınız yüksekken alt yapınız aynı şekilde gelişemez. Yani bu mühendisliğin şeyi bu zaten. Dolayısıyla ikincisi, dikkat yağmur var anonsları, yani hani ne yapalım, işe mi gitmeyelim, sabah eve mi gelmeyelim, işten mi çıkmayalım. Zaten bir afet acil durum yönetimi içinde yaşıyoruz. Çünkü
bu kadar betonlaşırsak, bu kadar toprakla ilgili ilişkimizi kesersek başka şık yok. Sonuncusu, üçüncü yine aklı başka yerlerde aradığımız için İstanbul genelinde, bu bizde yüksek lisans tezi olarak çalışıldı İş Sağlığı Güvenliği bölümünde, yüksek gerilim hatlarında kaç kişinin, altında kaç kişinin yaşadığı ile ilgili bir bilginiz var mı? Yine ilçe vermeyeceğim, çok büyük rakamlar. Yani bir depremin olmasında da çok beklemeye gerek yok. Zaten biz aklı başka şeylere havale ederek maalesef maalesef kendi kendimizin kuyusunu kazıyoruz diyeyim ya. Yani binalarda insanlar gibi az tüketecek, çevresini koruyacak, çevresine saygılı olacak. Yoksa sorunlarla devam ederiz ve bu bilgi altyapı olarak kesinlikle ülkemizde var. Çok daha iyi çevrelerde hepimiz yaşamaya layığız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularımız bol olsun inşallah.